B2C işletmeden tüketiciye anlamına gelir. İşletmeden tüketiciye, yani B2C terimi bir işletme ile ürün veya hizmetlerin son kullanıcıları olan tüketiciler arasında doğrudan ürün ve hizmet satma sürecini ifade eder. Doğrudan tüketicilere satış yapan çoğu şirket B2C şirketleri olarak adlandırılabilir. B2C 1990'ların sonunda internet patlaması sırasında esas olarak internet üzerinden tüketicilere ürün ve hizmet satan çevrim içi perakendecilere atıfta bulunmak için kullanıldığında son derece popüler hale geldi. Bir iş modeli olarak B2C, iki veya daha fazla işletme arasındaki ticareti ifade eden işletmeden işletmeye modelinden önemli ölçüde farklıdır. B2C, en popüler ve yaygın olarak bilinen satış modelleri arasındadır. B2C fikrini ilk kez 1979'da kullanan Michael Aldrich, tüketicilere ulaşmak için birinci araç olarak televizyonu kullandı. B2C geleneksel olarak alışveriş merkezlerinde alışveriş, restoranlarda yemek yeme, izleme başına ödemeli filmler ve bilgilendirici reklamlarda atıfta bulunur. Ancak internetin yükselişi, e-ticaret veya internet üzerinden mal ve hizmet satışı şeklinde yepyeni bir B2C iş kanalı yarattı. Birçok B2C şirketi sektöre yatırımcı ilgisi azaldıkça ve risk sermayesi finansmanı kurudukça internetin çöküşüne kurban gitmesine rağmen Amazon ve Priceline gibi B2C liderleri sarsıntıdan kurtuldu ve o zamandan beri muazzam bir başarı elde etti. B2C satışlarına dayanan herhangi bir işletme geri dönmelerini sağlamak için müşterileriyle iyi ilişkiler sürdürmelidir. Pazarlama kampanyaları bir ürün veya hizmetin değerini göstermeye yönelik olan B2B'nin aksine B2C'ye güvenen şirketler genellikle müşterileriyle pazarlama stratejilerine duygusal bir tepki verir. B2C ve internet perakendecileri. Geleneksel olarak birçok üretici ürünlerini fiziksel konumları olan perakendecilere satıyordu. Perakendeciler üreticiye ödenen fiyata ekledikleri fiyat üzerinden kâr elde ettiler. Ama internet gelince bu değişti. Doğrudan tüketiciye satış sözü veren yeni işletmeler ortaya çıktı. Böylece ortadaki kişiyi, yani perakendeciyi ortadan kaldırdı ve fiyatları düşürdü. Birçok perakendeci kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Online B2C 5 kategoriye ayrılabilir. Doğrudan satıcılar, çevrim içi aracılar, reklam tabanlı B2C, topluluk tabanlı ve ücret tabanlı B2C. Dijital dünyada B2C, çoğu şirketin tüketicileri hedeflemek için çevrim içi olarak kullandığı tipik olarak 5 tür çevrim içi B2C iş modeli vardır. Doğrudan satıcılar, insanların çevrim içi perakendecilerden mal satın aldığı en yaygın modeldir. Bunlar üreticileri, küçük işletmeleri veya farklı üreticilerin ürünlerini satan mağazaların yalnızca çevrim içi sürümleridir. Çevrim içi aracılar, alıcıları ve satıcıları bir araya getiren herhangi bir ürün veya hizmete sahip olmayan aracılardır. Expedia, Trivago ve ETS'ye gibi siteler bu kategoriye girer. Reklam tabanlı B2C, bir satış web sitesine ziyaretçi çekmek için ücretsiz içerik kullanır. Bu ziyaretçiler de dijital veya online reklamlarla karşılaşır. Büyük hacimli web trafiğini mal ve hizmet satan sitelerin reklamlarını göstermek ve bundan kâr elde etmek için kullanılır. Örneğin reklamcılığı yerel içeriğiyle karıştıran yüksek trafikli bir site olan Huffington Post gibi medya ve haber siteleridir. Topluluk temelli B2C, ortak ilgi alanlarına dayalı çevrim içi topluluklar oluşturan Facebook gibi siteler, pazarlamacıların ve reklamcıların ürünlerini doğrudan tüketicilere tanıtmasına yardımcı olur. Web siteleri, reklamları genellikle kullanıcıların demografisine ve coğrafi konumuna göre hedefler. Ücrete dayalı B2C, Netflix gibi doğrudan tüketiciye yönelik siteler, tüketicilerin kendi içeriklerine erişebilmeleri için ücret alır. Site ayrıca çoğu içerik için ücret alırken, ücretsiz ancak sınırlı içerikler de sunabilir. New York Times ve diğer büyük gazeteler genellikle ücrete dayalı bir B2C iş modelini kullanır. B2C şirketleri ve mobil. E-ticaret patlamasından 10 yıllar sonra B2C şirketleri giderek büyüyen bir mobil satın alma pazarına daha göz dikti. Akıllı telefon uygulamaları ve yıldan yıla artan trafik ile B2C şirketleri dikkatlerini mobil kullanıcılara kaydırdı ve bu popüler teknolojiden yararlandı. 2010'ların başlarında B2C şirketleri 10 yıllar önce web sitelerinde olduğu gibi mobil uygulamalar geliştirmek için acele ediyorlardı. Kısacası bir B2C modelinde başarı, tüketicilerin iştahları, görüşleri, eğilimleri ve arzularıyla sürekli olarak gelişmeye dayanır. Satın almaların ve işletmeler arasındaki ilişkilerin doğası gereği B2B modelindeki satışlar B2C modelindeki satışlardan daha uzun sürebilir.
B2C ve B2B. Az önce bahsedildiği gibi B2C modeli B2B modelinden çok farklıdır. Tüketiciler ürünleri kişisel kullanımları için satın alırken işletmeler de şirketleri için kullanmak üzere ürünler satın almaktadır. Demirbaş gibi alımlar genellikle yönetim onayı gerektirir. Bu bir işletmenin satın alma yaklaşımını ortalama bir tüketicininkinden daha karmaşık hale getirir. B2C iş modelinden farklı olarak B2B modelinde B2C iş modelinden farklı olarak B2B modelinde fiyatlandırma yapıları farklı olma eğilimindedir. B2C ile tüketiciler genellikle aynı ürünler için aynı fiyatı öderler. Ancak fiyatlar mutlaka aynı değildir. İşletmeler fiyatları ve ödeme koşullarını müzakere etme eğilimindedir. Fark edeceğiniz üzere B2C direkt tüketiciler yani müşterilerle ilgilidir. Bu durumda kullanıcı deneyimi, müşteri deneyimi ve CRM kavramlarının nasıl temel haline geldiğini özellikle belirtmeme gerek yok. Fark edeceğiniz üzere B2C direkt tüketiciler yani müşteriler ile ilgilidir. Bu durumda kullanıcı deneyimi, müşteri deneyimi ve CRM gibi kavramların asıl temel haline geldiğini özellikle belirtmemize gerek yoktur. Az önce bahsettiğim 5 farklı türün temel noktası web siteleri ve mobil uygulamalardır. Yani yazılımlardır. Yazılım dediğimizde kullanıcı deneyimi asla kenara atılamayacak bir aktördür. Bunun üzerine kullanıcı deneyimi ise zaten konusunun öznesidir. B2C yazılımınız kullanıcı deneyimi ve müşteri deneyimi ne kadar iyi düşünülerek ve planlarak üretildiyse o kadar çok satış yapma şansınız vardır ve tabii rakiplerinizden birkaç adım öne çıkarsınız. CRM ise işte bu kavramın hayat suyudur. Satış yaptığınız ortamdan gelen müşteri yorumları burada sizin CRM'inizi besleyen en önemli verilerdir. Tüketicilerin verdiği puanlar, yaptığı yorumlar, analiz edilerek ortak şikayetlerin belirlenmesi ve üretimin bu şikayetleri ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi için fırsattır. Bu videomuzda bu kadardı. B2C'nin ne kadar hayatımızın içinde olduğunu gördük ve önemli olduğunu da gördük. Hız kesmeden videolarımıza devam ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz.